Herkese merhabalar. Sunumu Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli, enfes bir yemek tarifiyle geldim. Kısa sürede pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir tarif. Buyurun, sizi bekletmeden hemen tarifine geçelim. İlk olarak İzmir köftemizi hazırlamakla başlayacağız. Bir yoğurma kasemin içerisine yarım kilo kadar kıyma ekliyorum. 2 tane rendelenmiş soğanımı da ilave ediyorum. Ardından 1 su bardağı ekmek içi. Bunu ben robotta geçirmiştim, ekmekleri kurutup ekmek içi ilave ediyorum. Ardından 1 tane yumurta, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı kimyon, yarım tatlı kaşığı tuz ilave ederek hepsini yoğuruyorum. Köfte harcımızı çok iyi bir şekilde yoğuralım. Ne kadar çok iyi yoğurursak köftemiz de o kadar çok lezzetli olur. Şimdi ben köfte harcımı yoğurdum. Gördüğünüz gibi şekillendiriyorum. Hiçbir şekilde bölünme, kopma, parçalanma gibi herhangi bir durum söz konusu olmuyor. Böyle oluyorsa köfte harcınız olmuş demektir. Ben en az 10 dakika boyunca çok iyi bir şekilde yoğurdum. Daha sonra İzmir köftesi şeklini vererek şekillendiriyorum. Küçük parçalar halinde koparıyorum. Cevizden bir tık küçük olacak şekilde yuvarlayarak daha sonra şekillendirerek aynı bu şekilde hepsini hazır hale getirdim. Ben hepsini kullanmayacağım bu köftelerin. Bir borcam içerisinde yiyebileceğimiz kadarını dizip daha sonra geri kalanını da dondurucuya koyacağım. Dondurucuda da elimin altında hazır vaziyette olsun. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 2 tane patates var. 2 tane patatesi elma dilimi olacak şekilde dilimliyorum. İzmir köftesinin özelliği bu arkadaşlar. Köftesi de ince uzun ve patatesler de elma dilimi şeklinde ince uzun olacak şekilde. Dilimledim. Şimdi bir tane domatesi de salçalı sos hazırlayacağız. Yemeğin suyu olacak. Bunun içerisine ilave edeceğiz. Bir tane daha domates kullanacağız. Onu da en son süsleme aşamasında. Ben bunu süsleme aşamasında dilimledim arkadaşlar. Ona göre bu yemekte 2 tane domates kullanıyoruz. Biri yemeğin sosunda, biri ise dekor amaçlı üzerine dizmek için. Evet arkadaşlar, şimdi köftelerimiz ve patateslerimiz hazır olduğuna göre şimdi kızartabiliriz. Bir tavamın içerisine sıvı yağ ilave ediyorum. Ben zeytinyağı kullandım. Siz normal çiçek yağı da kullanabilirsiniz. Ardından ilk olarak köftelerimizi kızartmakla başlayacağız. Bu geri kalan köfteleri de dondurucuya koyacağım. Daha sonra yine tekrar İzmir köftesi yapacağım zaman elimin altında hazır olsun. Tek tek dondurup daha sonra paketleyeceğim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi köftelerimi de diğer taraftan döndürerek kızartıyorum. Tamamen pişirmiyorum. Tekrar diğer tarafını döndürerek kızartıyorum. Daha sonra hemen tabağımı alacağım. Pişen köftelerimin hepsini servis tabağına aldım. Şimdi elma dilimi şeklinde dilimlemiş olduğum patatesleri kızgın yağın içerisinde döndürerek kızartıyorum. Tamamen pişirmiyorum. Kenarlarını kızarması yeterli olacaktır. Zaten sulu bir yemek. Patatesin pişmeyen kısımları da zaten sulu bir yemek olduğu için yemeğin suyuyla birlikte pişecektir. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi patateslerim kenarları kızardı. Aynı bu şekilde olacak. Daha sonra hemen servis tabağının içerisine alıyorum. Ocağımın altına kapatıyorum. Şimdi borcam tepsisinin içerisine sıralamak için tüm malzemelerimizin hepsi hazır. Şimdi dizebiliriz. Borcam tepsisinin içerisine bir patates, bir köfte, bir patates, bir köfte olacak şekilde sıralı bir dizaynda dizelim. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, beni nerelerden izlediğinizi, hangi şehirde, il, ilçe aşağıda yorumlarda yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Şimdi İzmir köftesinin sosunu hazırlayacağız. Bir yemek kaşığı kadar salçayı
Zeytinyağı içerisinde çok iyi bir şekilde kavuruyorum. Benim salçam biber salçası ve domates salçası karışık. Bir yemek kaşığı ilave ediyorum. Çok iyi bir şekilde kavurduktan sonra bir tane küçük küçük küp küp doğramış olduğum domateslerimi ekleyerek domateslerim yumuşayasıya kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi domatesimiz eridi, yumuşadı. Sosumuz hazır. Son olarak 2 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Daha sonra bunu blenderda çekeceğiz. Blender kabım içerisine pişirmiş olduğum hazır halde olan sosumu blender kabın içerisine boşaltıyorum. Şimdi blenderımdan çektikçe görmüş olduğunuz gibi sosumuz kıvam aldı. Şimdi kettle'da kaynatmış olduğum suyu da ekledim ve yemeğimizin suyu hazır. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum kaşıkla birlikte. Çok güzel oldu. Bu sos çok lezzetli oluyor arkadaşlar. İzmir köftesine çok yakışıyor böyle. Şimdi hazır hale getirmiş olduğumuz İzmir köftemizin sosunu borcam tepsimin içerisine boşaltıyorum. Çok lezzetli, çok nefis oluyor. Deneyen ve deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Gönül rahatlığı deneyebileceğiniz muhteşem bir tarif. Yemeğimiz hazır. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kapya biber ve domatesler var tabağın içerisinde. Onları dilimledim. Şimdi son olarak üzerlerine dekor amaçlı süsleyerek fırına göndereceğiz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi İzmir köftemiz fırına götürmek için hazır. Çok lezzetli, çok nefis oluyor. Davet sofranızı renklendirecek bir lezzet. Mutlaka deneyiniz. Fırında altı üstü hafif nar gibi kızarana kadar pişirelim. Tamamen pişmesine gerek yok. Şöyle fırından size görüntüsünü göstermek istedim. Yemeğimiz pişti. Sadece üst kısmının biberleri ve domatesle de şöyle bir üstten bir kızarması yeterli olacaktır. Daha sonra servisini yapacağız. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi İzmir köftemiz servis için hazır. Fırında çok güzel pişti. Sosu ile birlikte özleşti ve muhteşem bir lezzet meydana geldi. Deneyen ve deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Deneyenlere de mutlaka yorumlarda, açıklama kısmında yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz her zaman benim için çok önemli ve çok kıymetli. Eğer ki beğendiğiniz videoları başka arkadaşlarınızla paylaşarak da benim kanalımda büyümemde de yardımcı olmuş olursunuz. Destekleriniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yine sonraki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.